Nefes al evlat. Hakkın hak ettiği havayı çek göğsüne. Derdim soluğumu keser efendim. Göğsüme cihan çökmüştür sanki. Göğsüne çöken mezalimin yüküdür Ertuğrul. İmtihanın ağırdır. Bir omzumda şehitlerim, bir omzumda sulh vardır. Kor ateşler içinde çıplak ayak bekler gibiyim. Uralı salıvermek şer gibi görünebilir. Lakin bu seni şanlı istikbaline hazırlayan bir imtihandan başka bir şey değildir. Ancak feda ederek kazanabilirsin. Kararların sorgulanacak, belin bükülecek, nefesin daralacak. Lakin sen geçtiğin her imtihandan sonra daha da güçleneceksin. İşte o vakit cihanın kaderine tesir edecek bir neslin atası olacaksın. İnşallah. Törem kubbe, inancım sedadır benim. Sesim arş-ı alada çınladıkça pes etmem. Lakin zalim de durmayacak bilirim. Sevdiklerimin acısını dahi bana karşı kullanmaktan çekinmezler. Beni tüketen de budur. İnsan türlü yüklerle dolu bir gemi gibidir evlat. Mihnetinden kurtulmadıkça hakikat deryasında batmaya mahkumdur. Evvela sana sıkıntı veren vesveselerinden kurtulasın. Sen zalimi sulhu korumak için bırakırsın. Nefsine gem vurup sevdiklerinden işiteceğin ağır kelamları dahi hoş karşılayasın. Şehrin içinde gizli olan hayrı herkesin görmesi mümkün olmayabilir. Asıl olan menzildir. Bu işin neticesi biiznillah hayırdır. Müşteri yollasın. Eyvallah. İmdiye dek kılıcımı paslandırmadım. Lakin anladım ki gayrı kılıç kınında akıl cedde gerek. Doğru söyledin Ertuğrul. Hazreti Ali Efendimiz şöyle der. En büyük zenginlik akıldır. Akılla kurulan kelam ise süngüden ve mızraktan daha etkilidir. Öyleyse aklınla cenk edip kelamını pusat eylemekten geri durmayasın. Her zafer kılıçla kazanılmaz Ertuğrul. Peygamber Efendimizin ashab-ı kiramın itirazlarına rağmen yaptığı Hudeybiye anlaşmasını hatırla. Kabe'yi görmeden dönecek olması gönlünü kora çevirse de sırf sulh bozulmasın, daha çok Müslüman kanı akmasın diye bu anlaşmayı kabul buyurdu. Zira kaybedeceği her mümin, menziline giden yolda ona büyük bir yara olacaktı. Oral'ın idamıyla akacak kan seni zafere götürmez evlat. Lakin sulhu koruyup aklınla yapacağın cenk muhakkak seni zafere götürecektir. Beyim, buyurun. Bamsı, sen kaleye varasın. Helena ile konuş, ağzını yokla. Babasının gerçek katillerinin cezasını görmesi için bize yardım edecek mi öğren. Haçaturyan'la Domurla da uğra. Bak bakalım bize diyecekleri var mı?
Emrin olur beyim. Haydi, yolun açık olsun. Samsa, atını tez vakitte Çavdar Obası'na sür. Aliyar Bey'e ulaş. İki oba arasındaki kan davasının daha fazla büyümemesi için Ural'ı serbest bırakacağımı söyle. Lakin kaygılanmasın. Emir Saadettin'le anlaşma yapacağım. Ural'ın bey olmasına asla müsaade etmeyeceğim. Emir Saadettin sözünde durmaz da beylik için Ural'ı desteklerse o vakit pusatımız konuşacak. Sözünde durursa o vakit Aliyar Bey'i bey olarak ilk ben kutlayacağım. Emin olur beyim. De haydi, yolun açık olsun. Ertuğrul Bey nerede? Emir Hazretleri. Ertuğrul Bey. İnşallah söylediklerim uykunu kaçırmıştır. Ural Bey, dün gece kaçmaya teşebbüs etmiş. Acısı da öfkesi de büyüktür, tazedir. Evladının öldüğünü duysan sen ne ederdin? Sulh için, Türkmen obalarının birliği için onu azat etmemi istedim benden. Ya kaçmayı becerebilseydi? O vakit neler olurdu bilir misin? Lakin kaçmayı başaramadın, öyle değil mi? Eğer onu azat edersen benim hükmüm altına girecektir. Haddini bilmez, senden intikam almaya çalışırsa boynunu ben vuracağım. Ya bey olmaya talip olursa? O kadarına da karışamam Ertuğrul. Sen de bilirsin ki bey olmak onun da hakkı. Her şeyden evvel sultanımızın sulh emrine senin de uyacağını bilmek isterim Emir Saadettin. Bundan şüphen mi var Ertuğrul? De bana, senin aklında ne var? Ural'ın bey olmasını istemem. Bunun getireceği belaya sen dahi mani olamazsın. Selçuklu devletinin gücünü hor görürsün ha? Ural'ı azat etmek için şehitlerimin yakınlarından izin aldım. Anaları, hatunları diyet için altın değil, sulh isterler. İki obanın kardeşliğini isterler. Âlâ. Kayılara yakışan da doğru olan da budur. Lakin tek şartım Ural'ın değil Aliyar'ın bey olmasıdır. Şimdi diyeceğim beylerle konuşasın. Onları Aliyar'ı bey seçmeye ikna edesin. Bunu yapacak kudrette olduğunu bilirim. Ya beyler benim sözümü dinlemez de Ural'ı bey seçerse? Devletin kudreti senin ellerindedir. Devletin kudretini mi, kendi gücünü mü hor görürsün Emir Saadettin? Buna gücün yetmezse neyin pazarlığını edersin? O vakit elimden fazla bir şey gelmez. İnfaz vakti yaklaşmıştır. Müsaadenle. Dur hele, dur hele, dur! Tamam. Senin dediğin olsun.
Yalnız ya Ural beyleri ikna edip kendini bey seçtirirse? O vakit ne olacak? O vakit sulh biter emir hazretleri. Sulhü bozan bizzat ben olurum. Sözünde durmamanın bedelini ikimiz beraber öderiz. O vakit bu kararını kendin söyleyesin ona. Kararını verdin mi Ertuğrul Bey? Yalnız başına karar verme hakkım yoktur. Durumu ahaliyle istişare ettim. Onlar da sulh isterler. Obalarımızın selametine binaen Ural'ın diyetini kabul ederim. Allah-u Zülcelal ve Kemal Hazretleri Gaffardır. Affeder. Affedenleri sever. Senin ve obanın bu hayırlı kararı bu topraklara huzuru getirecektir inşallah. 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 Dün gece kaçmaya teşebbüs etmişsin Ural Bey. Becerebilseydim evladımın da babamın da kanını yerde komayacaktım. Yan vurulmaz hırsının bedelini bende ararsın değil mi Ural Bey? Senin de ölen bunca yiğidin de başına ne geldiyse hep senin ihtirasın yüzündendir. Kellemi alsan da ne sen ne de oban huzur bulmayacak. Şimdi bir an evvel götür de bitsin şu iş. Şehit olan alplerimin aileleriyle konuştum. Seni azat etmek isterler. Erlerinin, evlatlarının, kardeşlerinin diyetini de istemezler. Neden bilir misin? Kaç kez ölmekten beter oldun. Sevdiğin nice canı hırsına kurban ettin. Ölmek senin için kurtuluş olacaktı. Yetmezmiş gibi bir de obalarımıza husumet olacaktın. Bu yüzden seni ölene kadar vicdanınla baş başa bırakmaya karar verdik. Sırf kardeş kanı dökülmesin, aramızdaki husumet bitsin diyor. Verdiğimiz şehitlerin canlarının diyeti sulh olsun isterler. Şimdi git. Lakin unutmayasın, attığın her adımdan, aldığın her nefesten haberim olacak. En ufak bir hatanda karşında beni bulacaksın. Doğan.
Sonunda adaletin tecelli etti, ha Ertuğrul Bey? Hala tehdit edersin. Lakin arkamızdan oynanan oyunları anlamazsın. Sana masumum dedim, dinlemedin. Senin bu inadın yüzünden babam, evladım öldü. Asıl sen bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacaksın ha, Ertuğrul Bey? Şimdi git. Bir daha da hanım da seni görmeyeceğim. Alpler. Zamanlar idama yürüdüğüm yolda imdi özgürlüğe giderim. Bu uğursuz anınız da sizin olsun. Çok konuşma da yürü. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Bu sefer alplerin kılıçlarının arasında değilsin Turgut Alp. Sabrımı zorlama. Zorlarsam ne olacak? Seni o vakit Aykız'ın yanına cehenneme yollarım. Turgut! Sana onu götüresin diye vazife verdim. Öldüresin diye değil. Ki bu yara kapandı Ural. Bu tokadı yaptıklarını unutmayasın diye atarım. Er olana tokat yemek, kor yemekten acıdır. Ya uslanacaksın, ya da tokadın suratından eksik olmayacak. Nefesten. Nedir bu telaşın Açaturyanus? Sus! Bre sus! Sus! Hala benim ismimi söylersin. Alvin diyeceksin. Alvin. Biraz ağzına hakim ol bre dumrum. Ben de dedim. Helena! Helena, hoş geldiniz. Neşeniz daim olsun Tüccar Alvin. Kusurumuza bakmayın. Biraz heyecanlıyız da. Malumunuz yeni bir dükkan, yeni altıncıklar. Tecrübeli bir tüccar için fazla heyecanlısınız. Heyecanını hiç yitirmeyeceksin. Ticaretin altın öğüdüdür bu. Ustam öğretmişti bana da. Her neyse, ne düşünürsünüz? Bu dükkanı bize verecek misiniz? Bu dükkanda çok güzel anılarım oldu. Ben çocukken babam burayı sizin gibi bir tüccara vermişti. Her fırsatta kaçar onun yanına, buraya gelirdim. Adı Arsen'di.
Bana onu hatırlatıyorsunuz Tüccar Alvin. Bu yüzden bu dükkanı size vereceğim. Beni çok bahtiyar ettiniz Helena. Bakın, ne vakit isterseniz bu dükkana kaçıp gelebilirsiniz. Yapmayın, vurmayın. Çakallar atlara saldırdıkları vakit, atlar alınlarını birbirine dayarlar. Dayarlar ki arkalarından kim gelirse çifteyi yer. Şimdi bizim de birbirimize böyle kenetlenme vaktimiz gelmiştir. Çakallar arkamızdan saldırdığı vakit bizi de kollayacak dostlarımız olmalıdır. Buna binaen ya o toydan Aliyar Bey olarak çıkacak ya da sözünde durmayanlardan şehitlerimizin hesabını soracağız. Gazamız mübarek olsun. Eyvallah beyim. Bu kalenin bir düzeni var. Merhum Tekfur sizi rahata alıştırmış anlaşılan. Artık Tekfur benim. Bundan böyle hiçbir tüccar vergisini aksatmayacak. Anlaşıldı mı? Efendim, Aziz efendim. İşlerimiz iyi değil. Mallarımız elimizde kalır. Durumumuz kötü. Merhamet. Siz durumun ciddiyetini anlayamamışsınız anlaşılan. Savaştayız, savaşta! Siz vergilerinizi ödemezseniz nasıl savaşacağız? Sizin için canımızı feda ediyoruz. Siz altınlarınızdan bile vazgeçemiyorsunuz. Bundan böyle vergisini ödemeyen kaleden koruma beklemesin. Defolup gitsin. İbreti alem olsun. Kamçılayın. Müsaade var mıdır beyim? Gel Kutluca, gel. Beyim, müsaaden olursa Samsa Alp'in sana diyecekleri varmış. Buyurasın Samsa Alp. Aliyar beyim, Ertuğrul beyimden haber getirdim. Ertuğrul beyim sulh için Ural Bey'i serbest bırakacağını söyledi. Sen ne dersin Samsa? Beyimin dediği budur beyim. Müsterih olsun. Ural'ın bey olmasına asla müsaade etmeyeceğini söyledi. Onun için Emir Saadettin'le bir anlaşma yaptı. Emir Saadettin'in ağzının içine bakan bütün beyler toyda seni destekleyecek. Eğer ki sözünde durmazlarsa Ertuğrul beyim pusatlarımız konuşacak dedi. Emir Saadettin'in sözüne güven olur mu hiç Samsa? Allah'ım bu nasıl ateşler?
Sen bizleri yanmadan kurtar ya Rabbi. İnşallah beyim. Müsaade edin. İnşallah Ertuğrul Bey'in dediği gibi olur Kutluca. Yoksa çok kan dökülecek. Ben her durumu haber edeceğim beyim. İnşallah hayırlı havadisler için atacağım okumu. İnşallah Kutluca. İnşallah. Ay! 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 Bırak, bırak. Böyle mi kırbaç vurulur? Çekil. Ay! 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 Yeter! Yeter! Vasilius! Sen ne yaptığını sanırsın? Bu insanlar babamın emaneti. Zor durumda olduklarını görmez misin? Bırak adamı. Bırak adamcağızı. Öldüreceksin. Baban da senin kadar merhametliydi. Ve hale bak! Kimse vergi ödemiyor. Bunlar laftan anlamaz Helena. İşime karışma. Kalene düşman saldırdığında altına değil, sana itimat eden bu insanlara ihtiyacın olacak. Tek vur Vasilius. Çekil, çekil! İyi misiniz? Tanrı seni korusun. Helena. Yardım etsin, yardım etsin dedi şu garibe. İyi misin? Sana da minnet. Kimsin sen? Ben, Tüccar Alvin. Şuradaki dükkanı tuttum. Bundan sonra ben de sizlerle birlikte burada ticaret yaparım. Aramıza hoş geldin. Hoş geldin. Kazancın bol olsun. Tanrı seni korusun. Ya ben çok, çok zalim bir adam. Gaddar birisi. Tanrı hepimizin yardımcısı olsun. Sana minnettarım Alvin. Ayda geldi. Seni dükkana taşıyalım. Şu yaranı güzelce bir temizleyelim ha. Haydi. Haydi. Tanrı sizi korusun. Haydi. Tanrı sizi korusun. Helena Hatun. Helena Hatun. Bamsı? Evet orası. Bamsı sen ne yapıyorsun burada? Helena dinleyesin. Sana diyeceklerim vardır. Yani Ertuğrul Bey'imizin diyecekleri vardır. Helena, Ertuğrul Bey'imiz der ki fitnenin başı sizin kalenin içindedir. Helena dikkatli olasın. Sulhü korumak babanın bize vasiyetidir bilirsin. Petrus, Lascaris iti birdenbire ortaya çıkıvermiştir. Vasilius onları nasıl buldu bilmezlik. Helena şimdi sen bize yardım edesin. Yardım edesin ki bu işin ardındaki oyunu çözelim. Elimden gelen ne varsa yapacağım Bamsı. Buna emin ol. Hay yaşayasın sen. Hay yaşayasın. Çok yaşayasın. Helena, de bana. Söyle, daha da nasılsın? Keyfin yerinde midir? Aslında keyfim yerinde değildir Bamsı. Ne oldu ki? De bana. Vasilius, sanki bana bir şeyler söylemek ister. Hı. Açık açık konuşmadı henüz. Ama niyeti bellidir.
korkarım. Benimle evlenmek istiyor. Hamsı. Hamsı. Kendine gel bre koca adam. Ne işin var burada? Ertuğrul Bey'imiz. Git dedim. Geldim. İyi ya. Ne diye böyle ceset gibi dolanırsın ortalıkta? Hacatürren Usta. Hacatürren Usta. Vasilius Deyus'u. Helena ile evleneceği. Vamsı. 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 Usta. Usta. Yazık değil mi Türk Asyazı? O sırtlan incitmez mi onu? Dur hele. Dur bakalım. Daha ortada bir şey yoktur. Hem Helena akıllı kızdır. Evlenmez o deliyle. Evlenmez değil mi? Evlenmez tabii. Ben altın ustasıyım. Çok iyi bilirim. Helena altındır. Vasilius demir. Altınla demir asla bir araya gelmez. Helena ya, senin gibi altın kalpli birisi yakışır. Haydi. Haydi gel. Ertuğrul Bey'imize güzel havalislerimiz var haydi. Destur var mıdır? Hatunlar. Buyur Emir Hazretleri. Uralım'dan haber var mıdır Emir Hazretleri? Ural Bey'in masum olduğu ortaya çıkmıştır. Selçuklu'nun emiri adaletin tecellisi için elinden geleni son merhalesine kadar yapar. Ural Bey diyet karşılığı serbest kaldı. Doğru mu dersiniz Emir Hazretleri? İmdi nerededir? Buraya doğru yola çıktı. Birazdan burada olur inşallah. Aslan. Sana sözümü tutacağımı söylemiştim. Gayrı o vakit ben de sözümü tutacağım. Toydan sonra nikahımızı yapalım Emir Hazretleri. O vakit imdi toya iştirak edeyim. Bilirsin, ağabeyin Ural beyliğe talip olacak. Ya Ural abim bey olmazsa? Elimden gelen her şeyi yapacağım. Merak etmeyesin. Hoş gelmişsin beyim. Hoş gördük Turgut. Emrettiğin gibi hazırız. Eyvallah.
Ural Bey geldi mi obaya? Önce Emir Saadettin geldi beyim. Ardından Ural'ı da gördük. O da dört nala obaya doğru at sürmekte. Obaya ya Aliyar Bey'in zaferini kutlamaya gideceğiz... ...ya da Ural Bey'in kellesini almaya. Uralım. Abi. Senin gibi bir kardeşim olduğu için gurur duyarım aslan. Bir nebze olsun beni de çolpanımı da yalnız bırakmadın. Asla unutmayacağım. Döndün çok şükür. Alnımın akıyla obama döndüm çolpanım. Kadı hazretleri beni azat etti. Artık yürüm. Evladımız. Gayrı yas yok. Keder yok. İntikam var. Hakkım olan her şeyi alacağım çolbanım. Hepsini alacağım. İnşallah bu sefer obamızın beyini seçeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Amin. 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 Müsaade var mıdır beyler? Estağfurullah. Başımızın üstünde yeriniz vardır Emir Hazretleri. Buraya Selçuklu Devleti adına bey seçiminin adaletine şehadet için geldim. İnşallah çavdarların toyu adalet ve liyakatla tamama erer. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Buyurun. Beyler arasında bir mütabakat olmadığı malumunuzdur. Beylerin rey vermesi icap eder. Çavdar obasının kıymetli beyleri. Üzerime atılan iftiralardan kurtulduğum gibi
Batuhan'ın da başıma sardığı belalardan kurtuldum. Kadı Hazretleri beni azat etmiştir. Bey olmak için önümde hiçbir mani kalmamıştır. Candar Bey'in kutlu yolunda beyliğe talip olduğumu bilesiniz. Kadı Hazretleri ile konuyu istişare ettim. Ural Bey'in dedikleri doğrudur. Beyliğe adaylığı için hiçbir mani bulunmamaktadır. O vakit Gayrı Çavdar Beyliği için 3 talibimiz vardır. Allah hayırlı bir netice nasip eylesin. Amin. Amin.